Eğer bu böyleyse bugün Suriye'deki kardeş kavgası, bugün Mısır'daki kardeş kavgası, bilinçli kavgalar bunlar. Bugün Arakan'daki, bugün Afganistan'daki, dün yeni Bosna'daki, buradaki dökülen kanların hesabını veremeyiz. Bunların hesabını vermek için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimesini adam gibi anlayacağız. Ben inanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Dedik mi? Dedik. Peki davrandık mı buna uygun? Davranmadık. Ben iman ediyorum ki Allah Resulü, Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Dedik. Ama öyle davrandık mı? Davranmadık. Orada minicik bir kızımız ne yaptı? Bir şiir okudu. Aleyhissalatü vesselam eğer bugün buraya gelse ne yapardık? O şiiri bir bardak suya o kağıdı koyun. İyice yazısı çözülünceye kadar bekletin. Sabah akşam o sudan için kalanıyla daha 3 gün yıkanın. Çok büyük şifası var. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Nuska yapın. Gidin bir caminin köşesine sıkıştırın. Bir tanesini de kapının üstüne koyun. Bir tanesini de yatak odanıza yastığın altına koyun. Öbürünüzü de boynuna takın. Tamam, bitti. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Biraz böyle şey yapıyorum, ironi yapıyorum. Anlatabiliyorum herhalde değil mi? Biz böyle anladık, öyle anladık, öyle değildi. Halbuki o kız gibi okuyacaktık onu. Okuduktan sonra ne demek istediğini anlayacaktık. Eve gittiğimiz zaman o dergileri kaldıracaktık. Ya, Show TV'yi kapatacaktık. Ya, Acun'un sesini soluğunu kesecektik. Buydu. Ama biz bunu yapamadık. Hocam çok heyecanlı ya. Hocam çok heyecanlı. Çok daha heyecanlı manzaralar bekliyor bizi böyle giderse. Çok daha heyecanlı manzaralar bekliyor bizi. Allah nasip eder de böyle giderse. İnşallah böyle gitmez. İnşallah bu devran böyle gitmez. Yoksa bu ümmeti Muhammed'in akıbeti hiç iyi değil. Dejenerasyon, başka kültüre doğru akış, milli değerlerden, bıraktım dini değeri, milli değerlerden kayıklık, dini değerlerden uzaklaşmak neticesinde, bakın topraklarımızı almadılar ama topraklarımızın üstünden bizi alıp götürdüler. Anlamıyorsunuz Müslümanlar. Topraklarımızı almadılar ama topraklarımızın üstünden bizi aldılar, götürdüler. Çocuğumuzu kucağımızdan aldılar, götürdüler. Farkında değiliz. Neslimizi aldılar, götürdüler kucağımızdan. Farkında değiliz. Anlamıyoruz. Anlamak istemiyoruz. Yavaş, yavaş, yavaş başka bir kültüre doğru gidiyoruz. İslam'dan uzaklaşıyoruz. İslam'la manevi bağımız kalmıyor. Organik bağımız kalmıyor. İnorganik bağımız kalmıyor. Gün gelecek İslam'ı biz eleştireceğiz. Biz. Ya bu da olur mu? İçinden var zaten. Ya bu çağda, bu zamanda. Faiz. Ya ne kadar. Hocam ya o eskidendi. Şimdi ne var? Bak şimdi bankacılık sistemi var şu an. Ya sen ekonomiyi bilmiyorsun ki hocam sen ya. Ya senin bir ekonomik bilgin yok. Sen iktisat mezunu musun? Yok. Ne anlarsın o zaman sen bundan? Görüyor musun? Adam kariyer yapmış ya. İktisat mezunu. Sen ona faizin haram olduğunu anlatabilir misin? Bir kere kariyer sahibi olman lazım. Ne zorluklar yaşıyoruz ya. Türk'ün dostu, Kürt, Arap kimin dostu? Türk'ün dostu mu acaba? Türk'ün dostu mu? Değil. Olsa bu fecaatleri bize Türkler yapıyor. Öyle değil mi? Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur. Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur. Milliyetçilik dinde yasaktır. Türk Müslümansa başım gözüm üzerine. Kürt Müslümansa başım gözüm üzerine. Dinin bakış açısı bu. Benim değil. Arap Müslümansa başım gözüm üzerine. Hocam Arap Müslüman olmaz mı? Olmaz tabii. Sen zannediyor musun peygamberin soyundan geldik diye çok değerli, çok kıymetli. Kur'an-ı Kerim Ebu Lehebe ne söylüyor? Nasıl hakaret ediyor? Elleri kurusun cehennemde. Cayır cayır yanacak demiyor mu peygamberin amcasına? Biz bugün kalkmışız. O peygamberin soyundan geliyor. Arap o. Peygamberin soyundan geliyor. Geliyor mu o da belli değil. Allah bilir. Onun için hürmet etmek lazım. Arkadaş ben İslam'a hürmet edene hürmet ederim. Ben Müslüman olana hürmet ederim. Müslüman olmayan bak peygamberin amcasıysa bile Allah hürmet etmiyor. Ben niye diyeyim?
Öyle değil mi? Bak bu gerçekleri ancak Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman anlarsınız. Son bir şey daha söyleyeyim. Fazlaca vaktinizi almayayım inşallah. Mesela modalar var şimdi, değil mi? Moda. Bunun herhalde cevabını vermiş oldum. Başka sorusu olan varsa onları da göndersin. Yardımcı olmaya çalışayım. Moda şimdi. Moda. İslam'ın modası var mı Müslümanlar? İslam'ın modası var mı? Fransa'nın modasını biliyorsunuz. Moda Fransa'da başlamış değil mi? Siz tam yerindesiniz herhalde. Evet, modayı yakından takip. Evden çıkarken hocam çanta ile ayakkabının rengi bir olması lazım. Başörtüsüyle ayakkabının veya beldeki kuşağın renginin bir olmak. Ne olur yanlış renk olursa? Sıkıntı olur. Anlamıyorum. Ne biçim giyinmiş falan derler. Çok dikkat etmek lazım. Renkler tutacak. Modayı takip edeceğim. Müslümanlar, bir kefen modası var. Kefen modası. Biliyor musunuz? Bilir misiniz? Kefenin modası vardır. Kefenin. Biliyor musunuz? Hiç adam kefenlediniz mi? Kefenlerin yanında durdunuz mu? Sağ solun üzerine gelir. Sağ solun üzerine gelir. İslam'da elbisenin usulü budur. Sağ solun üzerine gelir. Herkes giydiğine baksın bakalım. Kadınlar hariç. Erkekler. Bakın bakalım elbiseleriniz nasıl. Sol sağın üzerine geliyor. Tam tersi. Tam tersi. İslam'da kadın nasıl kefenlenir? Sol sağın üzerine gelecek şekilde kefenlenir. Bakın bakalım elbiseleriniz de öyle mi? Tam tersi. Kim çıkardı bu modayı getirdi size? Hocam ne olacak yani? Sağ solun üzerine gelmiş, sol sağın üzerine gelmiş. Ne kadar yani? Ne var ki bunda ya? Bu iş mi şimdi yani? Ya dediğin işe bak yani. Oradan buraya bunu demeye mi geldin? Diyorsanız. Ben de size diyorum ki, madem önemli değildi, neden elbiselerinizi öyle yaptılar? Bir tanesini şaşırıp da yanlış yapmadılar. Madem önemli değildi, sizinkilerin niye bir tanesini sağ sol üzerine gelecek şekilde yapmadılar? Niye şaşırmadı bu modacılar? Hadi buyurun. Madem bu işler bu kadar önemli değil, bu teknik ayrıntılar, detaylar. Niye bunlar böyle yaptılar? Bunlar hep algı operasyonudur, biliyor musunuz? Bunlar zihinlere yerleşmedir. Cübbeler, imamların giydiği cübbeler de sağ solun üzerine gelir. Bakın, böyle düğümleri böyledir. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şimdi sol sağın üzerine geliyor. Modaya uydular. Şimdi dikilenler öyle. Birçoğu öyle görüyorum. Bak bu bir şuurdur. Bu bir duruştur. İslam sana bu noktada bir moda vermiş. Moda. Sen İslam'ın modasını takip etmedin ama çantan ayakkabına uymaz sahip olur derler diye Fransa'nın modasını takip ettin. Hocam bir dua et, bize de cennete gidelim. Ya. Hocam bir dua et de cennete gidelim. İstersen bir tane değil 10 tane dua edin. Bunları anlamamız lazım. Bunları idrak etmemiz lazım. Bunları kavramamız lazım. Bunların oyunlarına gelmememiz lazım. Çoluğumuzun, çocuğumuzun. İşte kılık kıyafet bir örneği. Zihinleri yıkanıyor, zihinleri. Algıları yıkanıyor, fikirler yıkanıyor, düşünceler yıkanıyor, hal ve hareketler yıkanıyor, hayatlar yıkanıyor, beyinler yıkanıyor. Bunlar bizim elimizde yaptırılıyor. Ha? Fransız gelip de yıkamıyor. İngiliz gelip yıkamıyor. Amerikalı gelip yıkamıyor. Ne yapıyor? Bizim içimizden bazılarını satın almışlar. Ama makam mevkiyle, ama rantla çıkarlar, ama şöhretle, şanla, şunla, bunla. Vermiş eline imkanı, vermiş eline teknolojiyi. Bizi kendi insanlarımız mahvediyor. Bizi kendi insanlarımız yıkıyor. Bizi kendi insanlarımız dinden uzaklaştırıyor. Devlet veya diyanet niye, hocam ağzınıza sağlık, devlet veya diyanet niye bunları dile getirmiyor? Oysa 12 senedir Müslüman başbakan var. 12 sene önce Müslüman başbakan yok muydu? Devlet, diyanet bunları niye dile getirmiyor? Ben 22 senelik görevliyim, 22 senedir dile getirmeye çalışıyorum. Benim ilk zamanlardaki sohbetlerim daha radikaldi. Onların neticesinde yaşadım. Cezaevine girdim, arkamdan cami cemaati oh olsun dedi. Niye getirmiyorlar? Tayinim çıktı, camiden gittim. Vallahi billahi yeminle söylüyorum. Ön taraftaki hacı amca dedi ki, bu hocanın gittiği günü görürsem kurban keseceğim dedi. Kesti mi kesmedi mi bilmiyorum, ben gittim. Sıkıntıyı anlıyor musunuz? Müslüman, bunlar Müslüman'a anlatıldığı zaman bir de zoruna gidiyor, ha o da var. Zoruna gidiyor, ha benim hiç zoruma gitmiyor, bana anlatsınlar hatamı, söylesinler.
Ama ben size söylüyorum, ister kızın ister kızmayın, vebalden kurtulmak için söylüyorum. Yarın bana Allah-u Teala derse ki, ya oradan kalktın da gittin de amacın neydi, derdin neydi, Fransa'ya kadar gittin, orada 500 kişi, 1000 kişi neyse insanlar vardı, böyle bir imkan buldun da bunlara ne anlattın? Niye bu gerçekleri, niye Kur'an'ın hayat rehberi olduğunu, niye Kur'an'ın bir hayat kitabı olduğunu, hayatta uygulanması gereken bir başucu kitabı olduğunu, neden bu emirleri benim gönderdiğimi, neden bu emirleri yaşamaları gerektiğini, neden bu emirlerle yüz göz olmaları gerektiğini, neden bu emirleri anlamak ve idrak etmeleri gerektiğini onlara söylemedin, anlatmadın derse bana diye ben bunları söylüyorum. Bu konuda kimseden de bir sıkıntım yok. Kınayanların kınamasından da çekinmiyorum. Bize bir sürü iftira da atıyorlar. Yanlış anlayıp atıyorlar. Atsınlar. Onlara cevap verecek halimiz de yok. Biz kendimizi biliyoruz. Kendimizden eminiz. Bir, adımız Müslüman. İki, bütün Müslümanlar bizim canımız, ciğerimiz ve kardeşimizdir. Ama kendini Müslümanlığın dışında başka bir şeyle isimlendiren, adlandıran ve şekillendiren, sıfatlandıran insanlar bizden beridir, uzaktır. Çünkü bölücülük yapıyorlar, farkında değiller. Bölüyorlar. Önce Müslümanım diyeceksin. Elhamdülillah. Ondan sonra İslam'a hizmet ediyorsan dernek mensubu olabilirsin. Bir sıkıntı yok. Tarikat mensubu olabilirsin. Bir sıkıntı yok. Cemaat mensubu olabilirsin. Bir sıkıntı yok. Ama eğer kalkar da dersen ki benim cemaatimin mensubu değilsen sen Müslüman değilsin veya benim cemaatimin mensubu en iyi Müslümandır veya bizim cemaat İslam'ı en iyi temsil ediyor veya daha da ileri gidip şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır dersen, bütün bir İslam Müslümanlarını töhmet altında bırakırsan sen İslam'a hizmet etmiyorsun, kusura bakma. Sen İslam'a hizmet etmiyorsun. Sen bölücülük yapıyorsun. Senin Kur'an'da yerin yok, tarifin yok senin.